E devlet üzerinden ikamet değişikliği yapabilmek için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar bulunuyor. Bunu yapmayanlar ise para cezası ödeyecek. Oturdukları yerden yeni bir konuta taşınan bireylerin ikametgah adres değişikliği bildirimini 20 iş günü içerisinde yapmaları gerekmektedir. Bu değişiklik, aile hekiminin atanması, oy bölgesinin belirlenmesi ve devlet okulu kayıtları gibi resmi işlemlerde kullanılmak üzere son derece önemlidir. Ayrıca aile hekimi atanması oy bölgesinin belirlenmesi, devlet okulu kayıtları gibi resmi işlemler için bu adres değişikliği geçerli sayılacaktır. İki farklı yöntem bulunuyor. Adres değişikliği başvurusu için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Birincisi, bireyin nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmasıdır, diğer yöntem ise e-devlet aracılığıyla online başvurudur. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda, özellikle pandemi sürecinde alınan önlemler çerçevesinde iki aşamalı bir süreç uygulanmaktadır. E-devlet üzerinden başvuru yapacak kişinin belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Başvuruyu yapacak kişi Türk vatandaşı olmalı, ergin olmalıdır, aynı zamanda velayet veya vesayet altında bulunmamalıdır. Ayrıca 20 iş günü içinde adres değişikliği bildirimini yapmamak durumunda idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezası uygulanacak. İdari para cezası, sahte adres değişikliği bildirimlerine karşı bir önlem olarak da işlev görmektedir. Aile içindeki yetişkin bireyler birbirleri adına bildirimde bulunabilirken, 18 yaş altındaki çocuklar için veli, vasi veya yetişkin aile bireyleri başvuruda bulunabilir. Yeni bir yerleşim yerine taşınan bireylerin bu konuda dikkatli olmaları önemlidir. İkametgah değişikliğinin 20 iş gününde yapılmaması durumunda e-devlet üzerinden kontrol edilebilecek ceza tutarı 10.000 TL'ye kadar çıkabilir. Yasal düzenlemeye göre, belirlenen süre içerisinde adres bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 451 TL idari para cezası uygulanırken, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan bireylere ise 9.441 TL idari para cezası verilmektedir.